Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. Aşağıladıydın, hor gördüydün. Ta kendisiyim. Evet, benim. Sen mi büyüksün? Hayır, sen büyük değilsin. Ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Kıcım borsunu çağır. Kıcım borsunu çağır. Kıcım borsunu çağır. Bu ne biçim koca parası? Düzgün çalışım oraya. Düzgün çağır, düzgün çağır, düzgün çağır. Evet arkadaşlar, şimdi bunlar Türk sinemamızın en önemli aktörleri, aktrisleri. Hepsinin ruhları şad olsun. Onlara buradan kocaman bir alkış. Dualarımız onlara gitsin. Şimdi diyorsunuz ki hocam... Hocam sen böyle ne yapıyorsun? Yoksa ajansla kaydırı mı yaptırdın? Dizilerde sinemalarda mı oynayacaksın diyorsun? Yok, ben mesleğimden memnunum. Demek istediğim, bugün yapacağımız çalışmayla alakalı olarak sizlere küçük küçük sufleler, bakın sufle de sinemaya dair bir terimdir, tiyatroya dair bir terimdir, sufleler, böyle küçük hatırlatmalar, ısınmalar yaptım. Çünkü yapacağımız çalışmanın adı sinematografi, sinemanın altın kuralı. Burada sinema mantığının, çizgi film mantığının nasıl ilerlediği konusunda bilimsel araştırmalar, bilimsel çalışmalar yapacağız. Hep birlikte güleceğiz, bilgileneceğiz. Ben hocanız muhteber bilir, sizlere bugün bambaşka bir deneyle merhaba diyorum ve hatırlatıyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Şehir ve çocuk arkadaşlarınıza tavsiye ediyorsunuz. Ayrıca... Beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz, öneriyorsunuz. Evet arkadaşlar, deneyimiz için malzemelerimiz bugün cetvelim turuncu. Bir adet büyük karton ki olmazsa olmazlarımızdandır, hatırlatırım. Makas, 3, kurşun kalem. Kurşun kalem önemli. 4, birkaç ateş. 5, yapıştırıcı. Ve 6, ince çubuk. Hazır mıyız? O halde başlasın deneyimiz. Evet arkadaşlar. Deneyimizin bu ilk safhasında size göstereceğim kartondan 4 parça uygun biçimde, uygun ölçüde karton elde etmenizi isteyeceğim. Çok büyük olmayacak arkadaşlar. Evet, görünüyor muyum? Rejiyi görünüyor muyum acaba? Evet, kartonu atabilir miyim artık, işim bitti mi? Tamam. Evet. Hop arıyor. Hop arıyor. Buradayım. Buradayım. Neyse. Peki. Kartonumuzu gösterdik. Oradan 4 parça karton çıkartmanız gerekiyor. Yani şu ölçülerde kartonlar olabilir. Keserek çıkartalım. Makas elimde arkadaşlar. Ne yapıyorum? Bu kartonu böyle uygun bir seviyeye getiriyorum. Biraz daha kısaltmakta fayda var. Bundan size 4 tane lazım. Unutmayın. 4 adet kartona ihtiyacınız var. Ama çok büyük olmayacak. Hadi ölçüsünü belirleyelim. Şu beklesin kenarda. Şimdi şöyle ne yapıyoruz? Hakem mavi kart gösteriyor. Sen yedi. Evet arkadaşlar, 4 adet kartonumuz böyle hazır. Bakın herkes görüyor değil mi? Aile albümüne bakar gibi bakıyorum o kartlara. Ne kadar da güzeller. Şimdi bu kartlarımızın üzerine ne yapacağız? Güzel resimler yapacağız ama birbirinin devamı niteliğinde resimler yapacağız. Arkadaşlar sinemada 25 tane fotoğrafın böyle peş peşe gelmesiyle akıcı bir görüntü oluşur. Biz bunu gözümüzle algılarız. Hem de çok ama çok kısa bir sürede. Bir saniyede. Sinemanın mantığında da bu fotoğrafların sıra sıra izlimi ve bize aktarımı söz konusudur aslında arkadaşlar. Sizlerle burada yapacağımız çalışmada aslında bu çalışmaya 8 fotoğrafla örneklendirme yapacağız. Tabii biz bunu kendi imkanlarımızla yapacağımız için biraz daha basitleştirmiş olacağız. Ama işin özünde sinemanın ortaya çıkışı söz konusu diyebiliriz. Bakalım kendi filmimizi nasıl çıkartacağız? Film mi olacağız? Film mi olacağız? O halde resimlerimizi çizmeye başlayalım. Ama birbirlerini takip eden resimler olsun arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Heh, hadi bakalım. Bakmayın sakın ha. Kopya çekmek yok. Burak, evladım. Bakma arkadaşına. Allah Allah. Burak Hanım, kafasını çizelim. Şuraya bir el. İyi.
Bacağını buraya yapalım. Sonra bacak yukarıda kalsın. Evet. Yine kafasını çizdim. Aynısını çizdim. Az önceki resimde ayak aşağıdaydı. Şimdi yukarıya çiziyorum. Şu çizdiğim resimleri Leonardo da Vinci görse Picasso'yu anlatır. O kadar güzel oldu. Tamamdır. Şimdi son resmimi çiziyorum. Bırak. Bırak arkadaşını şekerini. Bu yaptığım resim çok sofistike oldu. Gerçekten benimle gurur duyacaksın anne. Gurur duyacaksın oğlunla. Hazır. 4 kartona da devam niteliğinde resimler yaptım. Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazır. 3, 2, 1 ve o muhteşem eser. Evet. Gerçekten muazzam, öyle değil mi? Bu resmimin adı Gün Batımına Bakan Genç. Salvador Dali. Gaytan bıyıklı Dali. Hemen peşinden diğer resme baktık. Buna bakalım. Bu nereye bakıyor? Bu da bakın orada birileri olabilir. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Yine aynı çocuk ama biraz daha farklı. Baktık. Peşinden diğeri geldi. Peşinden diğeri. Ve diğeri. Ve yedi. Filmimiz başladı ve bitti. Şimdi bu resimlerin şu köşelerine rakamla sıra sıra karışmaması için sıra yapalım. Mesela ben bu en başa bir yaptım. Ondan sonra gelecek olan fotoğrafa iki yaptım. Yani resmimize de rakamını koyduk. Bu şekilde hepsini sıralamış oldum. Birinci fotoğrafımızı aldık. Ortadan katladık. Hemen ardından ikinci fotoğrafımızı aldık. Onu ne yaptık? Onu da ortadan katladık. Birinci fotoğrafla şu şekilde tutuyoruz. Bakın resim olan taraflar değil, resim olmayan tarafları birbiriyle yapıştırıyoruz. Arkadaşlar yapıştırma esnasında Japon yapıştırıcılarından falan da kullanabilirsiniz de ben çok önermiyorum. Arkalı önlü bant kullanacağım bunda. Bandımı aldım arkadaşlar. Şimdi bu iki resmin arka taraflarını birbirlerine yapıştırıyorum. Üzerindeki koruyucu özellik taşıyan maddeyi kenara ayırdım. Birbirine bu şekilde yapıştırdım. Bakın resimleri değil, değil mi? Arka taraflarını yapıştırdım. Üçüncü resmin arka tarafını da ikinci resmin arkasına yapıştırıyoruz. Bakın şu şekli bulmamız gerekiyor yani. Bandımı aldım. İkinci resmin arkasına böyle yapıştırdım. Boş olan kısmını da yani üçüncü resmin arka kısmını da ikinci resmin arka kısmına yapıştırıverdim. Ne kaldı arkadaşlar? Dördüncü resim kaldı. Ama son resmi yapıştırmadan önce neye yapıştırmamız gerekiyor biliyor musunuz? Ha bu çubuğu. Çubuğu orta bölüme bu şekilde yapıştıracağız. Çubuğumuzu yerleştirmeden önce çift taraflı bandımızın yapışkan kısmını aldık. Çubuğumuzun yapışacak olan kısımlarına böyle her yerine çift taraflı bandı ne yaptık arkadaşlar? Sardık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapışkanlı çubuğumu... Zafer çok yakın. Galiba olacak. Evet arkadaşlar. Başarmak üzereyiz. Son bölüm. Bakın şimdi çubuğu yerleştirdik. Neresi kaldı? Son fotoğrafımız yani son resmimiz arkalarını birbirlerine yapıştırmak kaldı. Ne yaptım hemen buradan? Yine aldım son bandımı. Geldim. Buraya böyle yine boylu boyunca yapıştırdım. Kıcak inşallah. Biraz dinleneyim. Oy. Ne? Çıkmıyor yapamıyorum. Gözlerim görmüyor. Evet, şimdi geldi son resmi yapıştırmaya derken yapıştırdım. Evet arkadaşlar, deneyimizi sonuçlandırıyoruz. Bakalım başarılı olabilmiş miyiz? Eğer siz de hazırsanız gösterimizi başlatıyorum. Ama lütfen bilet almayan seyirci kalmasın. En önemlisi de korsana hayır. Geldik programımızın sonuna. Deneyimizi başarıyla sonuçlandırdık ve bunun gururunu yaşadık. Değerli arkadaşlar, bilim kadar sanat da çok ama çok önemli bir kavram. Bilime sahip çıktığımız kadar sanata da sahip çıkmalıyız. Sinemaya, tiyatroya, diğer sanatlara her zaman yakın olmalıyız. Aynı bilime duyduğumuz yakınlık kadar. Toplumların muasır medeniyet seviyesine ulaşması için bilim ve sanat çok önemli iki unsurdur arkadaşlar. Şehir ve Çocuk kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Paylaşmayı, beğeni atmayı, önermeyi sakın ha sakın ihmal etmeyin. Ben Muhteber Bilir. Buradan size sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum ve bir sonraki deneyde hepinizi yine laboratuvarıma
Bekliyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Ben biraz da çizgi film seyredeceğim.